Bir oyuncu olarak içine daldığımız her oyunu belli bir beklenti içerisinde oynarız. Kiminden iyi aksiyon bekleriz, kiminden iyi bir hikaye, kiminden harika bir açık dünya, kiminden de momentum. Oyundan oyuna değişir bu beklenti. Ancak söz konusu oyun Death Stranding olunca inanın ne bekleyeceğimi tam anlamıyla bilemiyordum. İyi bir şeyler olacağını biliyordum, sonuçta Kojima abimize güvenim yüksekti. Ancak bu iyiliğin hangi seviyede olacağını kestiremiyordum. Bir klasik miydi bu oyun yoksa bir hit miydi, iyi miydi, kötü müydü? Sorular vardı kafada bundan birkaç hafta önce ama artık cevaplar var. Çünkü oyun 25 saatin ardından bitti. Ve size cevabım ne biliyor musunuz? Bu oyun hayatımda oynadığım en ilginç oyun. Cevabım bu. Kalitenin bir numaralı adresine hoş geldiniz. Bölüm 1. Sana saygı duydum oyun. Death Stranding'in iyi mi kötü mü olduğuna girişeceğim birazdan ama önce elimizdeki şeyin ne olduğunu anlamak gerek. Death Stranding bir aksiyon oyunu değil. Aslında bir gizlilik oyunu da değil. Bu iki öğe içerisinde barındırıyor ancak temeli bunlara dayanmıyor. Eğer Metal Gear Solid 5 benzeri bir aksiyon gizlilik beklentiniz varsa olmasın. Çünkü oyun temelinde bir yürüme simülasyonu. Fakat yürüme simülasyonu denilince insanın kafasında canlanacak şeyleri tahmin edebiliyorum. Kısıtlı etkileşim barındıran sadece ortamı gözlediğiniz o yürüme simülasyonlarından değil Death Stranding. Tam tersi çevreyle full etkileşimdesiniz. Bir dakika lan, bu oyuna yürüme simülasyonu denmez. Tamam, o zaman bu oyunu yapımcısının da söylediği gibi yeni bir tür diyelim. Kojima abimiz bu oyun için Action Strand Game demişti. Bense daha basit bir şey diyeceğim. Kargoculuk simülasyonu. Çünkü oyunu en kaba böyle tanımlayabilirim. Karakterimiz Sam'le tanışın. Kendisi oldukça soğuk, çok fazla konuşmayan, duygularını pek kestiremediğimiz bir abimiz. Bir nevi MGS5'teki Snake'e benziyor. Az laf, çok iş. Sam abimizin amacıysa bulunduğumuz dünyada taşıma işleri yapmak. Yani kargoculuk. Kargoculuğu küçümsemeyin sakın ha. Çünkü bu dünyada kargocular çok ama çok önemliler. Çünkü dünya boku yemiş, dünya patates. Bir avuç insan var ve bunlar hem dışarı adım atamıyorlar hem de birlikte yaşamıyorlar. Hepsi farklı yerlere dağılmışlar. Siz de bu dağınık vaziyette yaşayan insanların ihtiyaçlarını karşılıyorsunuz. Dağda yaşayan birine ilaç mı lazım? Hop, başka bir yerden ilacı alıp o dağdaki adama götürüyorsunuz. Sen baba yüklen sırtla kargoyu, götür hedefe. Birine teknolojik aletler mi gerekiyor? Hop, yine sen baba iş başında. Dünyada yaşanan felaketlerden ötürü kimse dışarı adım atmadığı için her ihtiyacı bu cesur kargocu arkadaşlarımız karşılıyor. O oyuncular için de asıl olay bu kargoculuk hikayesinde başlıyor. Çünkü Sam'le birlikte aşmanız gereken yollar öyle dümdüz yerler değil. Bazen çok dağlık bir arazide geziniyor, bazense tehlikeli düşmanların arasından geçmeniz gerekiyor. Gideceğiniz her alana göre de farklı stratejiler geliştiriyorsunuz. Misal dağlık bir yere çıkacaksanız eğer muhakkak yanınıza merdiven alın abi. Yoksa o tepeleri aşmak var ya, böyle işkenceye dönüşebiliyor. Keza her çıktığınızdan bir de inişi var. O iniş içinde yanınıza halat almanız oldukça önemli. Bu verdiğim iki örnek oyunun en basit iki örneği. Oyunda saatler geçirdikçe kazandığınız pek çok farklı ekipmanla duruma farklı şekillerde adapte olabiliyorsunuz. Zaten oyuncular için ikinci önemli kısım da tam olarak burası. Çünkü Death Stranding'in en önemli bir diğer olayı da ekipmanlar ve onları nasıl taşıdığınız. Şöyle ki sevgili arkadaşlar, şu ekranda görmüş olduğunuz Sam abimiz sırtında sadece görev icabı kargo taşımıyor. Şu an onun sırtında silah var, merdiven var, bomba var, tırmanma kazığı var, uçan kargo var, taşınabilir jeneratör var ve bunların hiçbirisi görev icabı taşıdığı şeyler değil. Bunlar Sam abimize lazım olur diye benim yanıma aldığım şeyler. Özellikle aldım ben bunları. Ve her birinin kapladığı bir yer ve ağırlığı var. Taşıdığınız eşyaların size yaptığı ağırlığa göre yolları aşmanız daha da zorlu hale gelebiliyor. Eğer taşıma kapasiteniz maksimum 150 kiloysa yanınıza 90 kiloluk eşya aldığınızda yolda titremeye başlıyorsunuz. Ayağınız daha kolay kayıyor, engeller daha zorlu hale geliyor sizin için. Enerjiniz, kondisyonunuz daha hızlı düşüyor. Ama bu eşyalardan bazılarını taşımazsanız da ileride çıkabilecek olası bir engeli aşmak için yolu uzatmanız gerekebiliyor. Bir dağdan aşağı inmek için tırmanma kazığı kullanmak çok pratik bir şey. Ama eğer yanınıza ağırlık yapıyor diye almazsanız dağdan aşağı inmek için bambaşka bir rota bulmanız gerekir. Böyle denklemler var oyunda. İşte Death Stranding'in oynanışın özü de buna dayanıyor. Neredeyse tüm oyun boyunca bu denge üzerinde kalıyorsunuz. Yanına fazla eşya mı aldın, ağırlığı kaldırmıyor mu? O zaman dengeni çok daha kolay kaybedecek ve pek çok kez düşeceksin. Her düştüğünde de eşyalar zarar görecek, etrafa dağılacak. Yanına az eşya mı aldın, o zaman da zor durumlarda kaçış imkanı çok daha zor olacak. Tercih seni. Ne kadar eşya alacağın ve bunların neler olacağı tamamen sana kalmış durumda. Her eşyanın farklı bir maliyeti, farklı bir kullanım alanı ve farklı bir ağırlığı var. Hiç unutmam, misal bana bir görevde bomba verilmişti taşımam için. Bayağı bomba. Ağırlığı falan 80 kilo yani. Tek başına 80 kilo ya. Oh dedim be. Bir de bomba taşırken öyle çok fantastik işler yapamıyorsunuz. Çünkü belli bir hasar alıp patlarsa görev iptal oluyor. O yüzden tüm yol boyunca telleye telleye gitmiştim hedefe doğru. Yarıma da sırf daha ağırlık yapmasın diye çok fazla eşya almamıştım. Bayağı zorlamıştı o beni. Diyorum ya, olay tamamen oyuncuda, yani bizde. Tercih bize kalmış. Güzel tarafı bu. Eğer istiflemeyi seven bir oyuncuysanız, Skyrim'de gördüğünüz ekmekleri bile alıp sonra satar paraya çeviririm falan diyen bir oyuncuysanız Death Stranding sizin için çok ilginç bir tecrübe olacak. Bazı anlarda vazgeçmeyi öğretecek.
Çok istif yaparsanız oyunu işkenceye çevirebilirsiniz çünkü. Sistem az çok anlatabildiysem eğer, gelelim şimdi bu olayı sevip sevmediğime. Dedim ya, oynanış buna dayanıyor diye. O yüzden bu olayı sevmeyen oyunu da sevmez. Şimdi sevgili arkadaşlar, size açık olarak oyunlarla ilgili genel sevme mantığımdan bahsedeceğim. Benim kendi kafamda kurduğum kaba bir oyunları sevme eğrim vardır. Ve bu eğri genel olarak hiç şaşmaz. Eğer bir oyunun ilk 3 saatini çok sevdiysem oyunun sonuna kadar da çok sevmeye devam ederim. Örnek RDR2, God of War vesaire vesaire. Eğer bir oyunun ilk 3 saati bana ortalama üstü keyif verdiyse genelde oyunun sonlarına doğru o keyif her saniye düşer. Örnek The Division 2. Eğer bir oyunun ilk 3 saati bana hiç keyif vermediyse hiç keyif vermemeye de devam eder. Bu üç örnekten de anlayacağınız üzere bir oyun beni en başında sarmazsa genelde hiç sarmaz. Fakat Death Stranding bu üç örneğin tamamen dışında kalan bir oyun oldu. Çünkü bu oyunun özellikle ilk 4-5 saati beni öyle çok sarmadı. Hikaye anları çok güzeldi mesela. Ara sahneler müthiş kurgulanmıştı, insanı içine çekiyordu. Fakat şu oynanış var ya, inanın bana bu oynanış garipti ve zaman zaman da sıkıcıydı. Çünkü size bahsettiğim o eşya kullanma mantığına, merdiven vesaire falan, yani neredeyse hiç gerek duymadım bile ya. Her yeri koşarak geçebiliyordum. 4-5 saatte toplasanız bir merdiven bir kazık falan kullanmışımdır. Yani oyun bana mücadele anlamında yeterli bir şey sunmadı. O mücadele hissini yeterince veremeyince de inanın bana o koşular, o dere tepe düz gitmeler falan çok anlamlı olmuyor. Ama sadece hedefe dümdüz gitmek oluyor. Hatta oyunun bir kısmında eğer bu oyunu Kojima yapmamış olsaydı belki çoktan bırakırdım diyecek kadar da buhran geçirdim. Fakat bu ortalama keyif aldığım 4-5 saatin ardından oyun öyle bir hale gelmeye başladı ki, ben öyle bir içine girmeye başladım ki oyunu. Aslında oynanış değişmemişti. Temelde aynı mantıkta ilerliyordum. Ancak ekipmanlarım artmıştı, gittiğim yollar zorlaşmıştı, mücadele hissi yükselmişti ve en önemlisi de hikaye, sevgili arkadaş, hikaye enfesleşmişti. O yüzden Death Stranding daha önce neredeyse hiçbir oyunda hissetmediğim bir şey hissettirdi bana. O ortalama seviyede başlayan sevgim her saatiyle arttı, arttı, arttı. Oyunun sonuna kadar da, bakın abartmıyorum, sonuna kadar da artmaya devam etti. Aynı kalmadı, devamlı arttı. En sonunda da Kojima'ya saygı duyarak kapanışı yaptım. Peki neden? Aslında Kojima ve Death Stranding'e saygı duymamı sağlayan iki ana büyük konu var. Birincisi bu oynanış kısmı. Bakın Death Stranding'in oynanışı bana sorarsanız herkese göre değil. Ben her anından zevk almadığımı söyledim. Bazı oyuncular hiçbir anından zevk de almayabilir. Tam tersi aşırı da sevebilir. Fakat bu oyunun herkesin damak tadına göre olmadığına eminim. Ancak büyük saygı duyuyorum oyuna. Çünkü siz dünya kadar para yatırılan kaç tane oyunda böyle bir orijinallik gördünüz? Düşünün bir abiler ablalar. Son 10 yılda çıkan büyük oyunların kaçı böyle bir riske girdi bugüne kadar? Biz bu tarz orijinal fikirleri bağımsız oyunlarda gördük. O yüzden bağımsız oyunlara saygı duyduk. Büyük oyunlara yeter, bıktık, hep aynı şeyleri yapıyorsunuz diye sövdük. Assassin's Creed'in kendini değiştirmesi için bir ton küfür yemesi gerekti. Gears 5 misal. Çok severim ama yani bu kadar aynı olabilir bir oyun. Bu örnekler ortadayken Death Stranding çok enteresan geliyor bana. Çünkü günümüz oyun dünyasında bir firma büyük para yatırdığı hiçbir oyunda deneysel bir şey istemez. Tutacak formüllere gitmek ister. Bunu az önce överek saydığım RDR2 ve GOV da dahil. İkisi de çok iyi oyunlardır ama bildiğimiz ve genel kitlenin sevdiği türlerde oyunlardır. Deneysel değillerdir. Death Stranding ise neredeyse onlar kadar bütçesi olmasına rağmen bunu yapmıyor. Deneysel bir oyun çıkartmak istiyor. Tekrar ediyorum. Bu iyidir kötüdür değil konu. Beğenirsin beğenmezsin sana kalmış. Ancak ortada bir cesaret var be. Affedersiniz, büyük bir taşak var. Düşünün be abi, kaç tane oyun yapımcısı bu topa girebilir? Kaç tane oyun yapımcısı büyük paraları bu deneysel işe bağlayabilir? Büyük risk. Gerçekten büyük risk. Ve bu riske, bu çabaya saygı duyuyorum. Bu ilk saygı konusuydu. İkinci saygı konusuysa Kojima'nın yarattığı evren ve dünya ile alakalı. Size özellikle hikaye ile alakalı hiçbir şey anlatmadım. Anlatmayacağım da. Bence kendiniz görmeli, anlamaya çalışmalı ve yaşamalısınız. Fakat son zamanlarda gördüğüm en güzel anlatılan hikayeye tanık oldum. Hem gizemliydi, hem ilginçti, hem de orijinaldi. Özellikle oyunun son kısımları çok doyurucuydu. Öyle 10 saniyede falan bitmiyor işler ha. Uzun uzun kapanışa tanık oluyorsunuz. Metal Gear Solid 4'ün kapanış kısmını hatırlayanlar varsa eğer ne demek istediğimi anlayacaklardır. Kojima gerçekten güzel bir evrene adım atmış. Umarım devamı gelir dedim bitirdikten sonra. Ki kendisinin de öyle bir planı olduğu ortada. Ancak devamı gelirse eğer, ben tekrar 50 bin tane kargo taşımam söyleyeyim ha. Oynanışa bir şeyler getirirsin artık reis. Bölüm 2. Oynanış bu kadar mı? İşin oynanış tarafından bahsettim ama biraz daha detaylandırayım. Death Stranding'in 3 farklı oynanış kısmı var. Bunların en büyüğü ve en çok yer tutanı size anlattığım kargo taşıma olayı. Ve bu olay maalesef ki her zaman çok eğlenceli olmayabiliyor. Özellikle oyunun başlarında biraz sıkabiliyor. Öte yandan Death Stranding içerisinde gizlilik ve aksiyonla barındırıyor. Fakat bunlar biraz da sizin tercihinize kalmış durumda. Oyun içerisinde size tehlike oluşturan iki grup var. Bunlardan bir tanesi kargonuzun peşine düşmek isteyen yükçüler, kendileri normal insan evlatları, yumruk atabiliyorsunuz, kargonuzu kafalarına geçirebiliyorsunuz. İlerleyen kısımlarda silah da sıkabiliyorsunuz ayrıca. Ancak bunlara yakalanmamak için rotanızı değiştirebilir ya da gizli ilerleyebilirsiniz. Fakat gizli gitmek de öyle kolay değil ya. Misal yükünüz fazlaysa, sırtınızda çok eşya varsa çalılara saklanamıyorsunuz. Kargonuz nal gibi gözüküyor. Yükçülerin dışındaki diğer tehlikeli grupsa KV denilen garip yaratıklar.
Bunlar yükçü arkadaşlara göre daha tehlikeliler. Oyun boyunca karşılaşmak istemeyeceğiniz türden bir tehlikeye sahipler. Can sıkıyorlar. Ama dilerseniz bu arkadaşlara da karşı koyabiliyorsunuz. Ya da becerebilirseniz gizli gizli yanlarından geçiyorsunuz. Tercih size kalmış. Ama işin aksiyon tarafında da gizlilik tarafında da bir MGS5 zevki yok. Fakat yine de gerginlik dozu yüksek, elinizdeki ekipmanları doğru kullanmanız gerektirecek bir çatışma hissi ortaya çıkarmış Kojima. Fakat tekrar edeyim, bu aksiyon anları oyunun en fazla %20'sini oluşturuyor. Bu bir aksiyon oyunu değil, bunu sakın unutmayın. Aksiyona girecekseniz eğer bunu öldürme zevkinden dolayı değil, kargonuzu korumak için yapıyorsunuz. Hatta oyunda her şeyi kargonuzu korumak için yapıyorsunuz diyebilirim. Zaten oyunun alışma işi de burada devreye giriyor. Death Stranding'in ilk saatlerinde yaptığınız kargo taşıma ve koruma işleri külfet gibi gelirken oyun açılıyor, kendini sevdiriyor, yeni oyuncaklar sunuyor. Ondan sonra kargo taşımak sizin için külfet değil, zevk unsuru haline gelmeye başlıyor. En azından benim için durum buydu. Ama bu oynanıştan keyif almayacak ve sabır gösteremeyecek oyuncular olacağını da biliyorum. Onlara da bir şey diyemem. Bölüm 3. Açık dünya mantığı ve eksiler. Saygı sunduk, iyi kötü övdük, gelelim eksik bulduğumuz birkaç yanına. Oyunun benim için en büyük eksiği motivasyon üyesi oldu. Oynanışınızı motive edecek unsurlar oyunda maalesef ki biraz zayıf. Şimdi ana dinamimiz kargo taşımak ama bunun için yaptığımız da önemli. Bazı görevler öyle bir hikaye akışı oluyor ki o kargoyu hemen bir sonraki durağa götürmek için can atıyorsunuz. Motive oluyorsunuz hikayenin gidişatından. Fakat bazı zamanlarda oyun sizi motive etmek konusunda çok cimri oluyor. Çünkü devamlı olarak arka arkaya şu hologram tiplere bir şeyler götürüp getiriyorsunuz. Bu hologram tiplerin verdiği görevler de muhabbetleri de genelde sıkıcı oluyor. Kojima'nın elinden çıkmış ara sahneleri izledikten sonra dönüp de hologramlar üzerinden hikayenin ilerleyişini görmek çok heyecan uyandırmıyor. Bu durum özellikle oyunun ilk yarısı için geçerli bu arada. İkinci yarıda tempo bu konuda kesinlikle çok çok daha iyi. Bak mesela oyundaki motivasyon eksikliği yan görev tarafını da etkiliyor. Oyunda yan görevler var ama inanın 25 saatlik oyunun süren boyunca 2 tane yan görev yaptım sadece. Çünkü yan görev yapmak istemedim. O zevki almadım yan görevlerden. Bundaki en büyük sebep oynanış tarafının tek başına sizi yan görev yapmaya motive etmemesi. Hikaye parçaları ve açık dünya keşfi gerekiyor bunun için. Yan görevlerde bunlar yok. Gerçi açık dünya keşfi, ana görev, yan görev fark etmeksizin oyunda zaten yok. Ara sahnede yan görevde izlemeyeceğinizi bilince hiç bulaşmak istemiyorsunuz. O yüzden devamlı olarak böyle ana görevden yardırıyorsunuz. Açık dünya keşfi yok demişken o konuya da açıklık getireyim. Altımızda dere tepe düz gittiğimiz harika grafikli enfes bir açık dünya var, görüntü anlamında. Fakat keşif hissi yok. Yani keşfedilebilecek bir şeyler yok oyunda. Açık dünya tamamen bir parkur olarak tasarlanmış. Komple bir engel gibi düşünün abi açık dünyayı. Aşmanız gereken bir engel. Bu bir tasarım tercihi tabii ki, saygım var ama ben isterdim ki gördüğümüzde heyecan duyacağımız bazı keşiflerimiz de olsun. Açık dünya sadece engel geçmekten ibaret olmasın. Misal bu konuda bol bol övdüğüm Zelda çok iyi bir örnek. Hem engel aşma olayı var hem de keşif unsuru var. Bir yere engeller aşarak gitmek ve gideceğiniz yerde keşfedeceğiniz şeyler Zelda'da oyuncuyu heyecanlandırıyor. Ancak Death Stranding açık dünyada bu keşif heyecanını veremiyor. Sanki o noktada güzel bir fırsat kaçmış gibi hissettim. Bölüm 4. Sonuç. Az önce bahsettiğim eksilerine ve alışması biraz zaman alan oynanış mekaniklerine rağmen Death Stranding son yılların unutulmayacak oyun tecrübesini sundu bana. Her anıyla beni içine çeken hikayesi ve hikaye anlatımıyla, ekipman ve envanter dizme sistemiyle, hiç konuşmayarak sinirinizi bozan Kiefer Sutherland versiyon 2 Norman Reedus'uyla ve bahsini etmediğim ama kesinlikle övmem gereken harika grafikleri ve ondan daha da harika olan müzikleriyle ve yine burada bahsedemeyeceğim kadar kafayı kırmış detaylarıyla, kısacası iyisiyle kötüsüyle unutulmaz bir tecrübe oldu. Benim için Death Stranding bir God of War, bir Witcher 3, bir Last of Us, bir RDR2 değil. Yani gönlümdeki klasik oyunlardan biri değil. Ancak farklı bir yerde, özel bir yerde. Kısacası kalbime ait ilginç bir yerde. Yürü Kojima Reis. Saygım sonsuz. Durun oyuna bir not da vereyim. Normalde vermiyorum son zamanlarda ama buna bir istisna yapalım, verelim not. Oyuna notum 100 üzerinden 85. Ama ilk yarısına 100 üzerinden 75 verirdim. İkinci yarısı bayağı bir yükseltti.